Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Arkadaşlar, tavuklarımıza yem verdim şimdi. Şöyle yemliğimiz var. Kızlarım benim bunlar. Bir tane de oğlum var. 2-3 tane tavuğum öldü arkadaşlar. Evet. Böyle. Gidelim bakalım bahçeye doğru. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Dün böyle şu lahanalarımı topladım. Karar verdim. Saracaktım. Bir yine biraz belki sararım da. Şunları da toplayayım. Turşu kurmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle. Lahanalarımız çok güzel. Çıtır bunlardan turşu yapmaya karar verdim. Biraz daha toplayayım şöyle. Dün toplamıştım. Az toplamıştım. Bir elimde topluyorum, bir elimde çekiyorum arkadaşlar. Kamera sallanırsa affola. Evde size detaylı şekilde göstereceğim. Poşetim orada. Burada nanelerin üstüne koydum. Bunlar nane. Bunlar da sarımsak, yerinde kalan sarımsaklar arkadaşlar. Orada da soğanım var. Oraya poşetimi koydum. Toplayacağım şimdi. Bunları evde göstereceğim size arkadaşlar. Şöyle. Ben bunları toplayayım. Çok güzeller. Kara lahana. Evet. Bunları toplayayım. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şimdi hasat zamanı. Bir poşetle dün topladım. Şimdi hasat zamanı arkadaşlar. Evet. Topladım. Şöyle. Bir poşet. Burada da var. Şöyle. Evet arkadaşlar, lahanalarımızı topladık. Şöyle. Bunlar biberlerimiz artık şey yaptılar. Dökmeyi bıraktılar diyeyim ama baksanıza böyle patlıcanlarım döküyor hala da. İnşallah dökerler. Biberlerde de var. Şunun gibi. Ayvalar arkadaşlar. Reçel yapacağım. Sizlere göstereceğim reçelleri. Reçel yapacağım arkadaşlar. Ayvalarımız bayağı var. Orada da var. Evet. Reçel yaparken inşallah görüşürüz. Biraz daha tatlansınlar. Evet. Ayvalar. Bunları toplayacağız. Biraz daha, bir hafta daha kalsınlar arkadaşlar. Sonra inşallah. İnşallah sonra görüşeceğiz yaparken. Bu videoda değil, bir dahaki videolarda reçel yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben lahanalarımı yıkadım. Oradakiler turşuluk, buradakiler sarmalık. Bunları sarmalık ayırdım arkadaşlar. Temizledim, güzel yıkadım. Çisil çisil şöyle sular akıyor. Önce sarmalıklarımı suda haşlıyorum. Suyu da kaynattım. Şöyle.
Elime bir tane ağaç kepçe alayım. Şöyle bunları saralım. Görünüyor mu? Bakayım haşlamalarım. Şöyle. Evet. Kaynar suya batıralım. Bunları hemen haşlayacağım. Sonra turşuluklarıma geçeceğim. Arkadaşlar bunlardan turşu koyacağım ben. Önce saracağım şu sarmalık ayırdıklarımı haşlayacağım. Ondan sonra turşuya geçeceğim. Onlar haşlanırken şöyle haşlansınlar. Böyle haşlansınlar sarmalıklarım. Şimdi şöyle turşulukları doğrayalım. Bir tane de bıçak alalım. Evet arkadaşlar. Turşuluklarda ne var içinde? Şöyle leğeni yıkadım tabii. Leğenimi koyayım. Kettle'da da kaynar su yapıyorum. Burada dursun. Şunlar dün topladıkları. Lavabonun içi falan temiz arkadaşlar. Şöyle. Şu şekil. Turşuluklarımı bu şekil doğruyorum. İlk defa koyacağım. Bunu annem kulakları çınlasın annemin. Buradan da ona selamlar. Ellerinden öpüyorum. Annem bunu bizim küçüklüğümüzde biz memleketteyken koyardı. Ama o zamanın lahanaları böyle bacakları olsun, kökleri olsun böyle böyleydi. Annem turşu koyardı. Ben çok severdim o turşuyu. Gece bile o zaman çocuktuk. Mesela 14-15 yaşındaydım. Gece bile çıkarır el işi yapardım. El işi yaparken yerdik onları. Şöyle. Bunları böyle doğrayalım. Şuna sarmaları girsin gibi güzelleri. Güzelleri derken hepsi güzel arkadaşlar. Aslında. Hepsi güzel. Bacaklarını mesela atmadım. Sarmalıklardan aldım bacakları. Böyle. Bacakları duruyor. Sarmalık yapraklarımı. Mesela bunların bacaklarını yani saplarını atmadım. Şöyle. Bunları da haşlayacağım. Bu turşulukları da haşlayacağım arkadaşlar. Size şimdi göstermek için böyle. Şunlar çok güzeller. Bakar mısınız? O kadar güzeller ki yani bunları nasıl kıyıp atacağım? Çıtır çıtır hepsi gencecik. Kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum. Görünür artık izlerken. Emin olunuz çok güzeller. Ben bunları güzel önce ayıkladım, içlerine baktım. Toplarken de güzel sirkeliye topladım. Şunlara bakın. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Mesela bu sarmaya koyayım yine. Kara lahana turşusu. Evet arkadaşlar, bunun içine ne gidiyor? Bunun içine İri tuz, sarımsak. Bunları koyacağım arkadaşlar. Arzuya göre limon veya limon tuzu ya da sirke koyabilirsiniz ama belki ben bir tane limonun yarısını dilebilirim içine. Belki de koymam. Hani sadece tuz, sarımsak, iri tuz yani turşuluk tuz. Ya da bir limonun yarısını koyabilirim.
ya da yarım bardak sirke koyabilirim. Arzuya göre sirke de olur, limon da olur. Ya da hiç olmasa da olur. Bunu oradan soğanla kavurup ye. Evet. Şöyle. Onları da doğrayacağım. Ama size göstermek için böyle doğradım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bakalım. Bu irilikte, bu boyda böyle doğradım. Ondan sonra bunları haşlayacağım. Evet. Lahanalarım haşlansın. Oo, hemen eridiler. Evet. Ben bunları hemen bir leğen alayım buradan. Şöyle leğenime soğuk su koyayım. Soğuk suyu şoklayalım. Şu güzel leğenimiz. Elimi yakıyor. Elimi yakmasın. Hemen gel bana leğenim. Böyle. Alalım bunları içine. Yandım, yandım, yandım. Çok güzel arkadaşlar. Bu güzellik. Evet arkadaşlar. Lahanalarımı doğradım, suya attım, haşlıyorum. Evet. Bu şekil olacak arkadaşlar. Haşladım bunları. Böyle şimdi koyarken göstereceğim. Sarımsaklarımı da soyayım. Son lahanamı koydum. Bunları da başka bir şey yapacağım. Burada da sarımsaklarımı söylüyorum. Evet arkadaşlar, ben bunları hazırlayıp turşuyu koyarken görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu pişti, eziliyor. Ezildiği an alacağız. Alma kıvamına gelmiş. Şöyle elle ezildiği an alacağız. Burada sarmamı da yapacağım. Az bulgur koydum. 2 bardak pirinç koydum. 1 bardak bulgur koydum. Soğanı da doğradım. Şöyle soğanı da doğradım. Şimdi lahanalarımızı alalım. Evet. Şöyle soğuk suyu içine şoklama yapacağız. Evet. Soğuk suyun içinde beklettiğimiz lahanalarımızı alıyoruz buraya. Evet arkadaşlar, bugün birçok iş yaptım. Bunu hazırlarken bir taraftan içimi yaptım. İçinde maydanoz, soğan, karabiber, pul biber, kırmızı biber, salça, biber salçası, domates salçası. Dün akşamdan da buraya fasulye ıslamıştım arkadaşlar. Bunları şimdi buzluğa koyacağım.
Böyle bir arkadaş bana bunu hediye getirdi memleketten. Onları koyacağım buzluğa. Şimdi turşumuzu kuralım. Evet. Evet, böyle bir kavanozum var. Ben buna fasulye turşusu koymuştum daha önce. Şöyle koyalım. Sarımsak atalım. Şöyle kırmızı biber var. Acı. Şunlar acı. İçine biraz şöyle tuz. Eğer bu almazsa bir başka kavanoza daha koyacağım. Almaz muhtemelen. Bir başka kavanoza daha koyarım arkadaşlar. Size göstermek için şimdi böyle koyalım turşumuzu. Bu biber çok acı. Hepsini atmayacağım. Şöyle şunlar da acı. Sarımsaklarımızı atalım. Evet. Şöyle suyunu koyalım. Aldığı kadar su. Şöyle yüzüne çıkacak kadar. İki dilim limon. Bu bunun değildi arkadaşlar. Başka bir dönüyordu. Şöyle. İşte. Kara lahana turşusu arkadaşlar. Şöyle. Kara lahana. Bu bidon şişe şey şişesiydi. Zeytin şişesiydi. Değerlendirdim. İşte böyle arkadaşlar. Bunu da sonra başka bir bidona koyacağım. Böyle lahana turşumuz. Evet arkadaşlar. Turşumuzu koyduk. Kara lahana turşusu. Az daha var burada. Bunu da başka bir küçük şişeye koyarım. Değerlendiririm. Evet arkadaşlar. Fasulyemi dondurucuya koyacağım. Burada da sarmamı yapacağım şimdi. Kararanın sarmasını yapraklarımızdan haşladım biliyorsunuz. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek verin. Sağlıcakla kalın. Sesimin gittiği her yere selam olsun burada. Sizi seviyorum.